Klas 2024 yani bu yılki üniversite sınavı için bugünkü konumuz bu sınavı kimler kazanacak olacak? Mantıklı açıklamalarla ortak akılda buluşarak sana birkaç yol göstereceğim bu konuyla ilgili. Kimler kazanabilir veya kimler kazanacak aynı yola çıkıyor. Gel bakalım bugünkü konumuza bakalım. Videoya giriş yapmadan önce işin Instagram kısmından mutlaka takip istiyorum. Çünkü en azından hikayelerle bilgi sahibi olursun ve tercih koştuğu için de destek almış olursun. En azından bilgi sahibi olursun. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Kimler bu üniversiteyi kazanacak? Kimler hedeflerine ulaşabilecek? Her şeyden önce mutlaka ama mutlaka gerçekçi bir hedef belirlemen gerekiyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamana uygun gerçekçi hedefler belirlemelisin. Bazen yorumlarınızı okuyorum. İşte TYT şu, AYT 22 hukuk gelir mi? AYT 28 hukuk gelir mi? AYT 54 tıp için şansın var mı gibi. Her şeyden önce bana veya başkasına soracağınıza bunu mutlaka kendinize sormanız gerekiyor. Gerçekçi bir hedef değil. Lütfen gerçekçi olun. Gerçekçi hedeflere yönelin. A planı, B planı ve C planı mutlaka oluşturmanız gerekiyor kafanızda. Öncelikle sınavı kazanmak için her şeyden önce gerçekçi bir hedef belirlemek zorundasın. Bak bunu da örneklerle açıklayayım sana. Şurada gördüğün geçen seneki koçluk yaptığımız öğrencinin sıralaması 763'üydü. Boğaziçi'ni kazandı. 3 tercih yaptı. Çok telaşlıydı. Ancak oldu. YBS'yi kazandı Boğaziçi'nde. Bak hocam 763 ile ilgili konuşmak kolay. Gel bir de burada çok sevdiğim bir kız öğrencimize bakalım. Geçen sene sıralaması 1.1 milyondu. Ama bak hedefteki mutluluğunu, sevinçteki mutluluğunu görüyor musun? Önemli olan hedefini belirleyip gerçekçi olup hedefine odaklanmaktır. Bak biri 763. oldu çok mutlu. Biri 1 milyoncu oldu gene mutlu. İkisi de üniversiteyi kazandı. İkisi de hedeflerine bir türlü ulaştı. Belki bu arkadaşımız da onun kadar çalıştı. Yani buraya yeteceği kadar çalıştı ama hedefine ulaştı. Bak burada buralarda gördüğünüz örneklerin hepsi teşekkür ederim mutlu olarak tercih koştuğundan ayrılıyor. Sebebi şu, çünkü gerçekçi hedefler. Gerçekçi oluruz. Senin sıralaman 300 binse bana gelip de hocam hukuk gelir mi? Zaten tercih yapamıyorsun 125 bin üstü olduğunu. Veya hocam 250 binden sınıf öğretmenliği kazanma şansın var mı? Yok. O zaman tercih koştuğunun da bir anlamı olmuyor zaten. Her şeyden önce gerçekçi hedef mutlaka gerekiyor. Bak herkes mutlu çünkü gerçekçi hedeflerle yola çıkıyoruz. Üniversiteyi kazanmak da işte böyledir. Bir gerçekçi hedef, iki doğru tercih. Doğru tercih yaptığın takdirde çok büyük adım atarsın. ÖSYM'ye rakip olarak görelim. Satranç oynadığımızı düşünelim. Gerçekçi hedef belirlersen ÖSYM'yi birazcık yıkarsın, devirirsin. Ancak bir de doğru tercih yaptığın takdirde artık son vuruşu da yapar, ÖSYM'yi düşürmüş olur ve üniversitenin içine girmiş olursun. Bu söylediklerimi lütfen unutmayın. Gerçekçi hedef ve doğru tercihi beraber birleştirmeniz gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Verdiğim örneklere dikkat edin. Türkiye 763'cüsü 1.1 milyoncu. 2 milyoncu da olsan sınavı kazanabilirsin ama doğru tercih, gerçekçi tercih yaparak kazanabileceğini unutma.